başladım. Hala hayattayız Teğmen. Bence çok iyiydiniz. Çekmiştir değil mi? Madem ki şehrin köylerinde de aynı şeyi yaşadık. Bu yaratıklar yakındaki güç kaynaklarının enerjilerini yedi. Bunu biz onu buraya getirmeden söyleseydik. Nomad, amiral seni komuta merkezinde görmek istiyor. Yolladığın görüntüler biraz heyecan yarattı. Hemen oraya gitsek iyi olur. Bayan. Siz gidin. Sonra görüşürüz. Hadi oğlum, amiral bekliyor. Seni görmek güzel Sait. Nerelerdeydin? Profit'la bir iki laf ettim. Bence kafayı yemiş oğlum. O kürenin içinde ne bok olduysa ona yaramamış. Adaya geri dönmekte kararlı. Başlamış McAlgin. Cephanelikten çağrılıyorsunuz. Başlamış McAlgin. Güzel elbisin. Hexent'ın etki alanının yakınında saldırıya uğradı. Bütün hava trafiğini bize yönlendiriyorlar. Pekala. Çabuk. Haydi lan haydi bitsin son oyun. Doktor Rosenthal komuta merkezine gelin. Doktor Rosenthal komuta merkezine. Teğmen Newman uçuş güvertesinde bekleniyorsunuz. Teğmen Newman uçuş güvertesine. Programımızda olmadığını söylüyorum. Komuta merkezine mi gidiyorsun? O kapıdan çık ve işaretleri takip et. Uçaklar yeni topu uçuyorlar. Hala ne bekleniyor orada? Emirler belli. Yapmadan Profit'i bulmam lazım. Sonra görüşürüz. Stigman, beni duyuyorsan adadaki herkesi buradan götürmelisin. Bu şeylerden binlerce var ve uyanmaya başlıyorlar. Bu bir işgal. Nomad, orada iyi bir iş çıkardın evlat. Senden aldığımız görüntülerin neticesinde kuvvet komutanları nükleer bir saldırı emri verdiler. Beyaz Saray'dan onay gelir gelmez o pişleri haritadan sileceğiz. Amiral, acele bir karar vermemeliyiz. Diğer olasılıkları da değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var. Başkandan ve kuvvet komutanlarından daha iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz sanırım doktor. Bir hafta önce askeri istihbarat uydularımız adada bazı anormal ısı hareketleri belirlediler. Önce Korelilerin nükleer deneme yaptığını sandık. CIA ve Ulusal Güvenlik bunu duydu. Dahası var. 4 gün önce NASA dağ merkezinden yayılan yüksek frekanslı bir sinyal. Sinyal M33 galaksisindeki bir yıldızı, yani buradan yaklaşık 4 milyon ışık yılı uzağa hedef almıştı. Yardım çağrısı olabilir. Birileri yardım istiyordu. Bulduğunuz örneklerin milyonlarca yıllık olduğunu söylemişti. Doğru ama teknolojileri o kadar ileri ki bu dünyaya ait olması mümkün değil. Ya burada mahsur kalmışlarsa ve şimdi de yardım istiyorlarsa? Kim oldukları ve nereden geldiklerini bir kenara bırakıp harekete geçmeliyiz. Nükleer füze yüklü uçaklarımız hazır bekliyor. Özür dilerim ama nükleer silahların savunmalarını delebileceği bile garanti değil. Garanti istiyorsan git bir tost makinesi al. Gezegenimizin geleceği tehlikedeyken burada oturup bu tartışmalara giremem. Bu çok gülünç. O şeyler temas ettikleri güç kaynaklarının hepsinin enerjisini emdiler. Dağın tamamı dev bir enerji deposuna dönüştü. Şu verilere baksanıza. Bu enerji kaynağı dağın her tarafına dağılmış durumda. Şunun şekli ne gibi? Ve gemiye getirdiğimiz yaratıkla karşılaştık. Benim tahminim bu şeyin canlı olduğu ve güçle beslenen bir organizma olduğu yönünde. Ona karşı nükleer güç kullanırsak neler olacağını öngöremeyiz. Kullanmazsak neler olacağını tahmin edebiliyor musun? Başka bir yol olabilir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zamanımız kalmadı, doktor. USS Lexington'la bağlantı kayboldu. Burada görevi olmayan tüm personel hemen dışarı çıksın.
Cephaneliğe gidiyorum. O gölde işinizi bitirdiğinizde beni bulursunuz. Buna sen de dahilsin Teğmen. Komutanınızı cephaneliğe giderken gördüm. Sanırım sizi bekliyorum. Lanet olsun. Bu rakamlar doğru olamaz. Ne kadar çok ölü ve yaralı var. Cephaneliği mi arıyoruz? Koridorun sonunda. Sağda. Eyvallah. Teğmen Chapman, lütfen mühendisliği arayın. Teğmen Chapman, lütfen mühendisliği arayın. O kürenin içindeymişsiniz dediler. Ondan o giysiler bir harika. Nasıl da? Nomad, başardın. Selam Nomad. Tamam oğlum. O silahı oraya nasıl taktığını hala anlayamadım patron. Biz de anlamıyoruz. Ateşleme mekanizması karmaşık. Tersine mühendislik uygulamamız bile haftalar sürer. Oysa sen onları savaş alanında değiştirdin. Hatta güç kaynağını nano giysine entegre etmişsin. Çok başarılı. Uyum kurusun. Çok mütevazı. Pekala. Giysin birkaç değişiklikten sonra işler hale gelecek. İstediğin gibi hidroiticilere fazladan güç sağladın. Gitmeye hazırsın. Doktor Gillespie, Nomad'in nano giysisine bazı testler uygulamam gerek. Sizin yardım edebileceğiniz öğrendi. Oturun, oturun. Oturun Teğmen. Giysinizin kayıt cihazından edineceğimiz çevresel verileri inceleyeceğiz. Otur. Hey patron, nereye gidiyorsun? Bu işi bitirmeye. Bu iş adaya füze salladıklarında bitmeyecek miydi? Yanlış mı biliyorum? Amiral Morrison'ın yaptıkları beni ırgalamaz. Füzenin etkisi yüzeyle sınırlı kalacak. Prophet bekle. Evet, sizin için ne yapabilirim doktor? Yaratıkların şarj olurken kullandıkları bir sinyal dizisi tespit ettim. Bu onları bir aşırı enerji yüklemesine karşı savunmasız bırakabilir. Sinyallerinden biri nano giysi yoluyla gönderilebilir mi? Hallederiz. Bir yolunu bulurum. Ya frekansı uzaktan değiştirmek istersen? Oldukça kolay bir iş. Kablosuz bağlantısı olan bir bilgisayardan sinyal gönderebilirsiniz. Bu size deneme yapma imkanı sağlayacak. Bana ne yapacaksınız anlamadım. Eğer teorin doğruysa bir şeylerle savaşmak için yürüyen bir silah haline geleceksin. Ya teorin yanlışsa? O zaman dua edelim de Morris'in ne yaptığını biliyor olsun. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin lütfen. Amirali bekletmeyin doktor. Burayı ben hallederim. Tamam. Nomad. Hazır olur olmaz benimle köprüde buluş. Güzel kız. Benim alanımda onlardan fazla yoktur. Bundan 10 yaş daha genç olacaktım. Ha işte geldi. Şuradaki rafın üstüne koy. Tamam. Prototip katkı. Nano giysiyle kullanılmak üzere tasarlanmış. Henüz deneme aşaması. Sahada ise hiç denenmedi. Nükleer itici güçlü mermi atıyor. Tıpkı el bombası fırlatıcısı gibi. Ama bu çok daha fazla gürültü çıkartıyor. Teknolojide son nokta. Onu deneyebilir miyim? Hayır. Sanırım burada işimiz bitti Teğmen. Vericinizin ince ayarlarını yapma işini Doktor Rosenthal'a bırakıyor. Sağ ol doktor. Sorun değil. Artık köprüye gitseniz iyi olur. Amiral sabır yönünden biraz zayıf. Maksimum zero. Nomad. Efendim. O şey dikkat et. Alev alabilir. Sakin ol. Ne yaptığını biliyorum. Beyler, ben Amiral Morris. Birkaç dakika önce başkan tarafından adadaki düşman güçlere karşı sınırlı bir nükleer saldırı düzenlememiz için yetki verildi. Bilindiği gibi nükleer güç kullanmak çok ciddi bir karardır. Tam olarak ne tür bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzdan hala emin değiliz. Ancak özel operasyon birimimizin topladığı istihbarata dayanarak gezegenimizin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki dakikalarda ne olursa olsun... Bağımız. Ben Amiral Morris. Hemen o uçuş aracını indirin. Binbaşı Barnes! Ne yapıyor bu? Efendim, alıcıları bozayım mı? Bırak gitsin. Gerizekalı, kendi ölüm emrini imzaladı. Vakit geldi Teğmen. Fırlatmaya hazırız.
Efendim şu binbaşının emirleri hiçe saydı. İzinsiz cephaneliğe girdi, bir hava aracı aldı, adaya gitti. Prophet hala orada mı? Fırlatmayı ertelemeniz gerek. O kendi seçimini yaptı değil mi? Amiral, bunu tekrar düşünmeniz için size yalvarıyorum. Bu çok riskli. Ya onların beklediği de buysa? Ya tam olarak istedikleri şeyi yapıyorsa? Şöyle böylelerle kaybedecek vaktim yok doktor. Pentagon'dan nükleer güç kullanmak için onay aldım. Emirler çok açık. Allah Allah. Komuta kontrol, burası Marauder 1. Kitlenme tamam. Fırlatma menziline yaklaşıyoruz. Tamam. Anlaşıldı Marauder 1. Beklemede kal. Biz hazırız efendim. Ya yanılıyorsanız? Sonuçlarına katlanabilecek misiniz? Fırlatma işlemine devam edin. Emredersiniz efendim. Marauder 1, burası genel merkez. Onay verildi. Yükü bırakabilirsin, tamam. Umarım yanılmıyorsunuz. Sen, ben ve gezegenin geri kalır. Sıkışmış Teğmen! Mal gibi durma, zorla ve aç şunu!